Bugünkü konumuz yaşam. Yaşam. Yaşam sevgiyle yüreğimizde birleşecek. Erdiğim en güçlü yaşam bilinçtir. Dünya Tanrı ışığı hepimizindir. Yaşam öyküleri sanıldığınca karışımsız değil, karışımlıdır. Her bir yaşam öyküsü öbür yaşamların parçacıklarıyla tamamlanır ve hepimiz bir tek oluruz ve hepimiz bir oluruz. Yüceler cümlesinde levh-i kapı olan insan bilişi hak ettiğinde ve Rahman olan kalem olduğunda yaşam olur. Yüreğinin kanatları ardına dek açılır. İçinden taşan mutluluk denizinin enginlerine doğru yelkenlerini açar, açar, uçar gider ta ötelere ve ta ötelere ve kavuşur ötelere. Öteler olur, ötelerden olur sonunda. Her şeyi kendine çağıran deniz beni de çağırdı. Gitmeliyim mutlaka. Nice parçalara bölünüp dağılıp gitmiştir özüm bu yaşamın sokaklarında. Özlemleri çekeceğim nice Tanrı ışığı dolanmıştır şu tepelere yücelerden. Yüreğimde bir ağırlık, içimde tarifsiz bir sızı duymaksızın kopup gidebilmek zor, çok zor. Kelimeler ne dili ne de kendilerine kanat takanları yanlarında götürürler. Kendileri giderler. Yapayalnız dağılırlar boşluğa ve yapayalnız ararlar yaşamın gücünü. Yapayalnızdır güneşlere doğru maviliklerde uçan kartal. Yanında yuvası da yoktur üstelik. Yüreklerimiz birbirine bağlanmış ama biri ötekinin yanında değil. Yani gönül bağı derler ya hani, işte öyle bir şey. Çünkü yaşam kendi yasaları ile oyunu tamamlar. Her oyunun sonunda perde iner. İzleyenler dağılır. Vermek, verebilmek iyidir, güzeldir. Kimileri sevecenlikle verir. Tüm alınabildiklerini tüm ve tamamdan verirler. Ancak istemeden vermek daha iyidir, daha güzeldir. İşte Tanrı bu gibi insanların elleri aracılığıyla konuşur ve onların gözlerinin ardından yeryüzüne bakarak gülümser. Eli açık bir kimse için verebileceği bir şeyleri alacak el bulmak, vermekten çok daha yüce bir mutluluktur. Hem kişinin sonsuza kadar elinde tutabileceği bir nesne var mı ki? Bugün elde olanlar bir gün gelecek mutlaka başka ellere verilecek, başka ellere geçecek. Oysa meyve bahçelerindeki ağaçlar, tarladaki ürünler, çayırlarda otlayanlar
böyle söylemiyorlar. Ne söylüyorlar? Vermek istiyorum ama verdiklerim yerini bulmalıdır demeden verirler. Yaşamın deryalarından geçerken içebilmeyi hak kazanmış bir kimse, sizlerin küçük derelerinizden de içebilmeyi hak etmelidir. Öyle derler canım. Veren el, alan elden iyidir. İnan ki veren alandır. Önümüzdeki sofra hepimizin ortaklaşa yemek yediği bir sofra olsun. Bil ki böyle bir sofraya oturanların içi ormanların, ovaların bilinen o saf temizliğinden daha saf ve tertemiz olur. Yaşam nedir ki canım? Yaşam işte budur canım. İki perdelik bir oyun. Burası ve orası.